adamdan birini çaldı. Benim ama arkam işte önümden daha güzel, o yüzden ilk orayı göstereyim dedim. Bu kıyafetinle nereye gidiyorsun? Bir kızla çıkmaya başlamışım. Ama kızın haberi yok onda. Bu dudakları bir masaya yatıralım. Oh. Bak, yani ikimiz de tam dönmeden öpebiliyoruz mesela. Ben... Sizin gözleriniz de yeşil. Benim şu an yeşerdi. Senin de... Derine, derine, daha derine... Murat Dalgın Türkleri! Derine, daha derine... Adını kası derime... Bana çok güzel bir kadın gelecek. Dediler sen mi geldin? Bittirebiliyor musun o omuzu? Hah, benim için o eldivenle çıkart lütfen. Çıkarayım. Çıkarttırmadan kıyafeti çıkarttırayım galiba. Aynen. Davet, açılış ha yapacağız. Lan! Kaptınız ama. Evlendim ben, evet. Ne biçim kocayım ben? Bu ay ne ya? Ne yapıyorum ben? Otel zincirleri var. Ben izin verirseniz sizinle evlenip ertesi gün adınıza otel açmak istiyorum. Mümkün mü? He, mümkün. İsmi de hazır. He Otel. He Otel. He kıyafetinden kendi ışığını göremiyoruz. Kıyafet ama öyle sahne bir canım. Sahne pırıltı ister. Ama gözdeki, gözdeki pırıltı o ay enerji... Ay sen ne anlarsın Eser ya? Ya yeter ya. Yeter. Yeter ya. Konuk jüri olarak geliyoruz buraya. Yok Nurelle'ymiş bilmem neymiş. Bu ne? Podyumun kapanışını yapacak Nazlı Sultan Kaya Aslan podyumda. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ben bir dergi lansmanına gidiyorum. Dergi lansmanı? Evet. Moda dergisi mi? Evet. Peki, magazin gel bakalım moda bizine. Emel. Çizmenin, çantanı çok beğendim. Çizmenin rengi güzel, çizmen de güzel. Saçların çok güzel olmuş yani ama bilmiyorum daha böyle başka bir şey bekliyordum sanki. Yani... Sıradan geldi ama... Abiye giymedim diye mi? Evet. Yani hiçbir zaman gözlüğü giymedim abiye. Gözlüğü taktığın zaman da giyeceğim ama... Değişti. Evet abiye bir giy. Giyeceğim. Onu da merak çok tarzım ediyorum olmadığı için ben de bir gün bir düğüne gideceğim. Bakalım. Yani bilmiyorum. Değil. Çizmelerin çok güzel Nazlı. Teşekkür ederim. Beğendim ben seni. Çantanı sevmedim. Beğendim. Özellikle çizmelerin çok iyi. Teşekkür ederim. Özden? Ben peluş çanta sevmiyorum ama çok beğendim. Çizmenle çok güzel olmuş. Güzel görünüyorsun. Üzerindeki her şeyi giyebilirim. Bugün 1.000 lira senin sanırım. Yıldız da tek sen alacaksın. Göreceğiz. Sanırım. Bilmiyorum ben bu kadar kişi almadı. Nazlı Amarat? Eteğin çok tatlı. Sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Çizmelerini çok beğendim. Saçın da çok yakışmış. Ama çantanı hiç beğenmedim. Bu kıyafetin çantası olduğunu da düşünmüyorum. Çanta sorununa aşamıyorum bir türlü bazen. Çizmelerini uydurmaya çalışmışsın ama olmamış bence. Peki, teşekkürler. Zeynep çok yaşa. Maria. Senin için grup başı diyorlar. Bugün grup başı değilsin dışındasın. Biz efendim, grubuz. Efendim duymadım. Senin için grup başı diyorlar. Hmm. Bugün grubun dışındasın. Biz bir grup olduk. Sen bambaşka, farklısın. Keşke değişik bir şey yapsan. Evet, hoş görünüyorsun. Ama şu an hepinizden değişik görünüyorum. Bir abiye giysen, seni o şekilde ya, görsek. Giyeceğim tabii ama
Bakalım ne zaman kısmet. Ama şık duruyorsun. Teşekkürler. Rica ederim. Şey soracağım, sizin aranızda bu Instagram'da annesinin mesajı vesaire o ne oldu? Yok, o değilmiş. O konuyu bir açıklığa kavuşturalım. Ben yani... onu, annem de geldi hatta konuştu. Annem değil. Annesi değilmiş. Bir de küfür diye o gün söylemiş. Mesajı da gösterdi bana, bilerek gönder dedim Maria'ya. Küfür yok. İşte Maria, yani küfür hiç yok. Yok, başka küfürler de vardı. Onu ben çekmemişim. Ha, çünkü Instagram'dan bana öyle yorumlar geliyor ki. Sadece bir tane resmin altında yorum yapılmamıştı. Başka şeyler de vardı. Onun resmini çekmedim. Sadece o annenin o kısmını çekmişim. Onun dışında hiçbir tanesini almamışım. Yok. Ama konu kapandı tabii ki Öykü Hanım. Hı hı. Çünkü ertesi şey gün olsaysa... hemen sabahında tekrar girmek istedim. Bulamamıştım. O ara biz seninle hala konuştuk var. Ben yine istersen sana göstereyim de annem geldiğinde yok, de kendine de bilerek... Yok, hiç önemli değil zaten. O konu... Anneme sordum önünde. Dedim ki sen böyle böyle yaptın mı diye. O da zaten hani hesabı da hala açık annemin. Hani o yoksa çünkü o dediğim gibi bir tane kız var. İşte şey verdim... Bütün açtığı, o sana yolladığı hesabı da kapatmış. Bütün açtığı hesapları da kapatmış. Evet, onu konuştuk. Evet, sonra... Sana dadanan biri var ve bunları yapıyor. Evet, evet. Sonra yakaladık. şeyden yakaladık. Ne derler? Konumdan yakaladık. Nerede olduğunu bulduk, adresini falan. Sonra bütün hesapları kapattı biz anlayınca. Hemen kapattı. Şu an hatta kıvranıyor. Yok, ben avukata, savcılığa verdim onu. Çünkü ortaya çıktı kim olduğu. O da demiş ki aşireti toplayıp stüdyoyu basmayayım falan. Bana öyle Allah tabii, bize tabii. De haber verseydin hani hazırlıklı olsaydık. Tabii tabii, evet, bayağı bir şey oldu şu an. Çünkü gerçekten çok takmış galiba. Bayağı bir tanıyor, tanıdığın biri mi? Çok küçükken 13 yaşında falan tanıyordum. Derdi ne? İzmir'den bir kız. Yani derdi bir benle, bir de Gülay da vardı. Evet. Gülay'la da uğraşıyordu. Gülay'ın da bir şeylerini çıkardı ortaya. Ama sonra şimdi bakalım sustu herhalde, bekliyor, bilmiyorum ne yapıyor. Allah belki Allah. Başka hesaplar açıyordur. Şu anda birisi bana yazıyor gizliden, ben sana gösteririm yine seninle ilgili, belki kendisi. Hala yazıyor yine. Başkası yazıyor şu anda, devam ediyor yine aynı haberler. Ama ona ait olduğunu bildiğiniz bir hesaptan yazıyor öyle mi? Ona ait olduğunu bilmiyorum, aynı kişi değil mi, ama başka bir hesap açılmış ve o hesap bu sefer bana yazıyor sürekli seninle ilgili. Ben bunu tabii ki gündeme getirmek istemedim artık çünkü şaka sürekli ya, aynı şeyler dönüyor. Sürekli ailenle ilgili, işte Mersin'le alakalı, senin işte eski fotoğrafların falan da vardı. Eski fotoğraflarımda da bir şey yok yani, genç yani, hala gencim de 19-20 yaşındayken kulübe gittim, evet. Resimler. Olay oldu. Niye ben sanki insan değilim, ben kulübe gidemem, gezemem. Sanki ben kulübe gidince hemen insanlar yazmış, sen nasıl annesin, bilmem nesin yani. Anne olunca ne oluyor anlamıyorum. Bir de zaten kaç, 7 sene önceki fotoğraflar, kulüp fotoğrafları. Bunda da bir şey olduğunu sanmıyorum. Peki. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, uğraşıyorlar ama ben her zamanki gibi gülüp geçiyorum. Sadece o insanın yaptığı saygısızlık, hiçbir zaman tahammülüm yoktur saygısızlığa. Hı-hı. O yüzden onu direkt mahkemeye bildiğim peki. için. Sonucu da bize bildir o zaman. Tabii ki de. Ben ikinizin arasındaki bu sosyal medyadaki konuyu merak ettim. Bunu da kapatmış olalım böylelikle. Yok, bir şey yok öyle. Melisa, sen pek bir dertlendin. Gitti Yıldız. Gitti Taç. Şey söyleyeceğim. Şu an yayın arası falan olsa oturup şöyle yumruklayacağım kafamı falan. Ben nasıl böyle bir hata yaptım Geçmiş diye. Olsun artık. İşte stylingim olsa bunu giydirmezdi. Bu da birilerine ders olsun. Neyse. İddialı konuşmasaydın belki yıldız alırdın canım. Havalara girdin ya bir anda. Ondan bunun oldu iddiayla, bence. Havalıkla alakası yok. Kendim karar veriyorum işte, hata yapıyorum. Daha bakmam lazım demek ki. Daha iyi bir styling tut o zaman. Nihal'cim, keyfine bak. Ben ayakkabını çok sevdim Nazlı. Çizmenin rengine bayıldım. Onun siyah bende var zaten. Ama çantanda rengi tutmamış. Ve o çantanın renginin açıklığı beni rahatsız etti. Sevemedim. Gözlüğün, saçın, makyajın çok iyi. Siyah beyazı kombinlemen de güzel olmuş. Sadece kombininde o eteğin beline o kadar hani yukarıda olmasını sevemedim ben. Belki oturdum kalkmıştım. Evet, belin... Ama belim burada. Yani. Ama yüksek işte yani. Bu... Belim mi yüksek? Hayır. Şu bu anlatamıyorum bak. Çizme zaten yukarıda ya. Okey. Bunun üstüne hani yüksek bel bir etek değil de düşük bel bir mini etek kullansan daha şık dururdu. Çünkü bu defa da belin kısalmış. Bel şu anda olduğundan daha kısa görünüyor. Proporsiyon hatası var.
Onun haricinde gayet iyi. Ceketini falan sevdim zaten. Anladım. Teşekkürler. Hazır rica ederim. Nazlı? Geçebilirsin. Teşekkürler. Melisa'nın yorumunu dinledim. Dehşetle. Yani öyle bir yorum yaptın ki bravo sana. Yani baroklar kraliçesi dedi ki eteğinin beli. Ah canım Melisa, önce bir aynaya kendin baksana. Nazlı. Efendim. Bir gel o çantaya bir görelim. Ay görmeseniz. Neden? Ben göreceğim çünkü önce. Çünkü kamufle ettim. Bu ben. Çizmeyle çanta biraz önce ben. Arkadaşım önce unuttum bana. Getirdi. Ben önce ay, bana. Eldivenle kamufle ettim şurayı, hiç sevmediğim şey. Ha, sizin de Allah sevmiyorsunuz. Allah senin iyiliğini versin. Ben de ben burada ben de burada bir Onyx falan zannettim. Öyle yapacaktım. Deri kaplayacaktım orayı. Ama ben çizmeyle onu i̇yi, unuttum. Fikir. Arkadaşım getirdi biraz önce. Çok iyi fikir. Mecbur onunla kamufle Lisa. Ettim. Ben de. Metal mı üstü? Evet. O, ay hiç açmayın. Çok kötü o anladım şey. Geçişler o. Var ya. Yüzüklü. Evet. O demode. Ama olsun. Güzel fikir. Yoksa deriyle kaplayacaktım yine. Tamam. Kulağına bir şey. Çizmeni yaptırdım Taksim'de. Tamam. Haydi güzelim. Evet. Siyah, beyaz, çizgi ve üçüncü renk olarak koyu kırmızı değil mi? Evet, vişne gibi bir şey. Vişne. Bayıldım. Teşekkür renk ederim. Renk uyumu. Çantayı şeye koy. Eteği. Şey, etinin kupu, modeli. Bluzunu kullandın. Üzerindeki ceket, ceketi sadece... Etine boyu kadar bekliyordum. Hı hı. Ama bu da güzel durdu. Koları yukarıda çektin. Saç da güzel. Çizme, her şey süper. Çok teşekkür ederim. Çantanın rengine aynı çizme gibi olsaydı daha iyi evet. olurdu. Ama o siyahı da derinde koydun. Tam böyle maskülen böyle bir... Ben bu tüllü tüllü çantaları hiç sevmem. Hı hı. Ama o siyah... Toka dedi. Gibi bir şey gördük. Dedik ah ne güzel, iyi geldi. Ama tabii. Neyse. Görsünler çantacılar böyle bir çanta. Yapın. Evet. İmdat ederim. Kolu Nazlı. Efendim? İmdat kolu Nazlı. Bugünün tutunacak tek dalı Nazlı. Teşekkür ederim. Vallahi ilaç gibi geldin kapanışta. Ha, çok güzel bir kombin, çok bayıldım. Saçın şahane olmuş. Ya çok teşekkür ederim. Çok severim ben o saç şekli ben modelini. Ben de öyle, hep kullanırım normal. Çenen hayatımda. Tutulmasın. O çenene bir şey yapamıyorsun sen Nihal. Aynen yapamıyorum, çok özür dilerim. Ama olmaz yani. Burada biz konuşurken orada konuşulmaz. Allah'ım. Neyse, uzatmıyorum. Çok iyisin. Pardon Kemal. Yok hayatım, önemli değil. Sinirimi bozdun. Haklısın. Yüzüklerimi de getirmiştim. Evet. Yüzüklerimiz gelmiş. Çenen tutulmasın diye. Unutulmuş ismi hanım. Kim konuşuyor? Sen. Muhteşem olay. Muhteşem. Şahane. Teşekkür ederim. Harika bir çizme. Yani bunu siyah beyazla meç etmen gerçekten tebrik ediyorum seni. Çok teşekkürler. Çok iyi geldin. Vallahi çok teşekkürler. Bak, yemin ediyorum buraya çıktın, yürüdün. Tabii orada oturuyordun ama şöyle bir yürüdün. Ivana ile şöyle bir baktık. Stil sahip tarz. Yani stil. Hakikaten bir stilim var. Ayrıca o Instagram'daki hani o kız
bana da yolladı mesajlar. Senin yaşın kaç yaşındasın? 27 olacağım Mart'ta. Ha 27. Diyelim ki sen onları 20 yaşında yaptın veya 22 yaşında. Ayrıca da abes hiçbir şey yok. Evet, kulüp fotoğrafı. Gece kulübünde şey askılı bluzun, bir şeyin, göbeğin açık. Evet. Buraya da öyle geliyorsunuz. Evet. Abes öyle hiçbir şey yok. Yani Ivana'da bir atıyorum şeye tatile gittiği zaman tabii öyle ki giyinen bir insan misal. Herkes öyle giyinebilir yani, yani içinizden de. Bunda abes hiçbir durum yok. Yok işte kulüp gülü falan yazmış. Ya yani olabilir, herkesin bir yaşam stili vardır. Kimi yani kulübe gider. Bekardım, gençtim, gezdim yani. Bunda ay, istersen şey, kimse 37, 47, 57 bunu yaşında da gidersin kulübe. Aa, kime neymiş? Ben de gidiyorum, ben de gidiyorum. Underground kulüplere gidiyorum ben bazen. Ben de şimdi annemi götürüyorum, R&B kulüplere götürüyorum. Annem 65 yok, yaşında o kadar gidiyor ben, mesela. Ben oralara daha gidemedim. Ondan sonra yani demek istediğim şu. Bunda utanılacak, bunda tabii bir ki şey de yani seni aşağıya çekecek bir durum yok. Aynen öyle. Hepinizin ben hemen hemen Instagram'larına meraklıyım ya, girdim baktım, hiçbirinizde öyle rahatsız edici hiçbir şey yok. Ayrı hoş, beni ilgilendirmez. Ama baktım yani kulübe tabii ki gidersin, kime ne. Tabii ki kulübe de gidince şey başörtü mü takacaksın? Yok ben anneyim ya, anne olduğum için bana yakışmıyor öyle şeyler. Peki ya canım, o zaman anne değildin. Hı? O resimlere anne değildin. Evet ama öyle bir yorumlar yazıyorlar ki sanki yani şaka gibi, gülüyorum sadece. Aa, takma kafanı hayatım, gülüyorum boş ver sadece ya. Takma ya. Üç çocuklu olsan da gidersin kulübe, ya beş çocuklu olsan da gidersin yani, kimseyi kim ilgilendirmez ya. Sadece gülüyorum. Bak okuyorum ve gülüyorum. Okuma, boş ver. Çok şıksın. Bugün isterdim ki bütün kızlar hakikaten çok iyi olun. Ama maalesef hiçbiriniz iyi gelmediniz. Durumlarınızı bilmiyorum, yıldız durumlarınızı. Yani bilemiyorum. Ve sizin adınıza da çok üzgünüm. Giderek, yükseleceğinize giderek dibe vuruyorsunuz. Lütfen Nazlı'dan biraz bir örnek alın. Yani bak çizmesini gitmiş Beyoğlu'nda bir yerde yaptırmış. Ve onu kırmızı, böyle bordo kırmızı yaptırmış. İşte bu nedir? Bir kreatif ruhtur. Öyle internetlerden kiralamak, onu almak bunlar kolaycılıktır. Çalışın, görün. İşte geçen programda benim hayran olduğum ikizler vardı. Bu programda da seni onlara çoğu zaman çok benzetiyorum. Tebrik ediyorum canım seni ben. Çok teşekkür ederim. Günün son kararlarını alabilir miyiz lütfen? Çatlayın tarz. Evet Nazlı, ilk yer veriyorum sana bugün. Tarz diyorum. Teşekkür ederim. Kemal. Tarzsın. Çok teşekkürler. Tebrikler Nazlıcığım, seni yerine. Alkışlıyorum. Adamdan birini çaldık. Benim olmuştu arkam önümden daha güzel, o yüzden ilk orayı göstereyim dedim. Bu kıyafetinle nereye gidiyorsun? Bir kızla çıkmaya başlamışım. Ama kızın haberi yok onda. Bu dudakları bir masaya yatıralım. Oh. Bak, yani ikimiz de tam dönmeden öpebiliyoruz mesela. Ben... Aslında gözleriniz de yeşil. Benim şu an yeşerdi. Senin de... Derine, derine, daha derine... Murat Dalgın Tüzeli! Bana çok güzel bir kadın gelecek. Dediler sen mi geldin? Bittirebiliyor musun omuzu? Hah. Benim için o eldivenle çıkart lütfen.
Çıkarayım. Çaktırmadan kıyafeti çıkarttırıyoruz galiba. Davet, açılış yapacağız. Lan! Kaptınız ama. Evlendim ben, evet. Ne biçim kocayım ben? Bu ne ya? Ne yapıyorum ben? Otel zincirleri var. Ben izin verirseniz sizinle evlenip ertesi gün adınıza otel açmak istiyorum. Ay. Mümkün mü? He, mümkün. İsmi de hazır. Hey Otel. Hey Otel. Hey Palaz. Gece benle kalsan da, kitabına uydum gel, uysak da uymasak da, çekeceğim var elinden, alacaklıyım telinden, ne demeyimi anladın sen, acil dur uyansan da. Kolaya kaçmışsın. Kovboy şapkasını takıp gelmeliydim değil mi? İçim rahatladı ya, oh dedim ya, bir tartışma göremeyecektim burada. Çok teşekkür ederim Zeynep ve sana. Kıyafetinden kendi ışığını göremiyoruz. Kıyafeti ama öyle sahne ki. Canım. Sahne pırıltı ister. Ama gözdeki, gözdeki pırıltı o enerji. Ay sen ne anlarsın Eser ya? Yeter ya. Yeter. Yeter ya. Konuk jüri olarak geliyoruz buraya. Yok Nurella'ymış bilmem neymiş. Bu nedir? Yapay insanlara anlam veremiyorum. Benim yapay olduğumu, yapmacık olduğumu söyleyerek aslında senin gözünde uyku girmesin. Burada kim benim arkadaşım, kim değil. Sadece ve sadece onu görmek için. Şu anda keşke bir kulis yapabilseydim ya da en azından arkalarda oturabilseydim. Belki daha çok düşünürdüm. Kulisi başından beri söylüyorum, ben mantıklı görüyorum. Kendi kendine bir strateji belirledi. Ve sonunda bu strateji oyunları başladı. Böyle küçük hesaplar, küçük numaralar. Bence hepsi gitsinler. Gerçekten. Gayet tarzı düzendi. Daha iyi gelmeye başladı. Daha tarz olmaya çalıştı. Daha stil sahibi olmaya başladı. Haftayı toparlıyoruz. Yarın eleme gecemiz var. Yıldızlar ne olmuş? Kimler taçlanacak? Şimdi bunlara bakalım. Onda da benim, trende benim, gözler üstünde, bu tarz benim. Moda da benim, trende benim, gözler üstünde, bu tarz benim, bu tarz benim.